Komşuları tek el silah sesi duydu. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz'daki evinde ölü bulundu. Acı gerçek sabah saatlerinde ortaya çıktı. Yavuz Yılmaz cuma akşamı Beykoz'daki evine geldikten sonra korumalarını gönderdi. Sonra gece saatlerinde tek el silah sesi duyuldu. Gece yarısı geçirdiği bunalım sonucu kafasına tek el ateş ettiği düşünülen Yavuz Yılmaz'ın cansız bedenini sabah eve gelen korumaları buldu. Telefonla arayıp cevap alamadıkları Yılmaz'ın durumundan şüphelenen korumaları çilingir çağırıp içeri girdi. Yılmaz'ı evin yatak odasında kendi yatağı üzerinde hareketsiz halde buldular. Hemen sağlık ekibi çağrıldı ama Yavuz Yılmaz çoktan hayatını kaybetmişti. Evde inceleme yapan polis, Yavuz Yılmaz'ın yanı başında bir silah buldu. Silahın Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ruhsatlı tabancası olduğu belirlendi. Yılmaz'ın elinden ve silahından barut izleri alındı. Mehmet Yavuz Yılmaz'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Haberin duyulması sonrası İstanbul Valisi Vasif Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eve gelip bilgi aldı. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz kısa süre önce ABD'ye gitmişti. Acı haberi orada aldılar. Hemen İstanbul'a hareket ettiler. Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz 1979 İstanbul doğumluydu. İş adamı Yavuz Yılmaz, kardeşi Hasan Yılmaz'la birlikte işletmecilik yaptı. 2009'da gıda sektörüne girdiler. Ancak Yılmaz kardeşler restoran işinde beklediğini bulamadı. Bazı restoranlarını kapatmak, bazılarını da elden çıkarmak zorunda kaldılar. Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş ancak aday olamamıştı.